Selamünaleyküm arkadaşlar. Enes de şu anda Ankara'ya gidiyoruz. Aracın arkasında Ankara'da iki tane akümüz var. Lifepo 4 akü, 105 amper. Bunları Rally ve M1'e takacağız. İki tane ayrı ayrı yerde. Yani bugün bayağı bir işimiz var. Sabah gideceğiz, akşam da geri döneceğiz. Enes uçağa binecek yetişirse. Tabii yetişebilir miyim? Aynı gün içinde arkadaşlar Ankara'dan geri döneceğiz İstanbul'a, İstanbul'dan Malatya'ya. Evet. Aynı gün içinde Şimdi bu pillerle arkadaşlar yaklaşık olarak 130 km ortalama menzil yapabiliyorsunuz. Yani 105 amperlik LiPo pille ortalama 130 km menzil yapıyorsunuz. Seri hani hızlı kullanırsanız hızlı 110 km'lere kadar düşebilir. Ama ekonomik kullanırsanız o pille 150 km yaparsınız. Orijinal piliyle de 170 km 200 km yaparlar bence. Çok hani abi, klimayı açmazsan, ekonomik kullanırsan, sakin kullanırsan 200 kilometrede onunla yaparsın. Bence 350 kilometreye kadar menziliniz olabilir. Ama normal kullanımlarda Live M1 150, 160, 170 kilometrelere kadar zaten çıkıyor. Kolonya iniyor ya. Arkadaşlara uzattı. Ha, arkadaşlarım uzattı. Elime attırsaydım lan. Daha nereye attırdın ya? Aa, görmedik abi. Aa, yine bir şey. Hayır, şimdi bu videonun ortasında kardeşim. Videoyu niye kolonya ile bilirsin? Arabaya bindiğimiz zaman yapsaydım bu iş olmuyor muydu? Olmuyor. Yeni bindik zaten. Arkadaşlar siz de Balon Dayı'ya abone olabilirsiniz. Evet. Ha, bu arada tabii arkadaşlar unutmayalım, kanallarımıza abone olalım. Şuraya bir yere ilan şey. Ne oraya? Abone linki diyelim. Ha, abone linkini benimkini zaten köşede sürekli var ya. Oo. Ya oraya bir yere de şey yaparız. Abone olun arkadaşlar. Bu arada abone olduktan sonra tabii ki yorumlara da düşüncelerinizi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Güzel M1'iniz olabilir. Başka bir aracınız olabilir. Mesela elektrikli RKS M5 olabilir, A1 olabilir, Yuki, Greta olabilir, Yuki diğer elektrikli araçlar olabilir. Şimdi Yuki Hector Pro olabilir. Yani hangi araca elektrikli aracınızı menzilini uzatmak istiyorsanız ona menzil eklenebilir yani. LiPo pil veya lityum pille. Tabi sadece bu elektrikli bizim bu mikro araçlar için değil. Normal elektrikli skuterlar, elektrikli bisikletler, bunlarda da menzil uzatılabiliyor. Zaten elektrikli bisikletler konusunda da bizim AFM motor e-bike var. AFM de bu konuda çok iyi arkadaşlar. Bak, elektrikli bisikleti olanlar varsa onlar da yani menzil arttırma, güç arttırma, çift motor takıyorlar. Yani bisikleti rally yapıyorlar arkadaşlar, öyle söyleyelim. Şimdi arkadaşlar Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da bu pilleri takacağız. Orada testlerini yapacağız, çalıştıracağız. Evet. Ankara'da görüşelim mi diyorsun reis? Yolda yine aralarda ufak bir çekim yaparız sizlere. Genelde elektrikli araba içinde oluyoruz. Evet. Bugün mazotlu araba içindeyiz. Kendimizi değişik hissediyoruz. Sen nasıl hissediyorsun araba? Vallahi mazotlu araba şimdi ben sürekli farklı araçlara bindiğim için ben çok fazla yabancılık çekmiyorum. Yani Regal Raptor'a biniyorum. Aynı gün mesela Mercedes'e de biniyoruz, Porsche'ye de biniyoruz. Değişik arabaya da biniyoruz yani. Benzinliğe de biniyoruz. 75 model Ford Taunus'a da biniyoruz. Ama elektrikli yani, arabanın tadı başka. Ya tabii canım, şehir İstanbul'da yaşıyoruz. Biz Regal yani, Raptor bile olsa canavar yani. Yani özellikle Regal Raptor'dan ben vazgeçmiyorum çünkü Regal Raptor'da polisler ceza meza yazmıyor arkadaşlar. Manevi değeri falan var diyoruz. Diyoruz. Ya ne manevi değeri? Beni bir yerden bir yere götürsün İstanbul'da. Yani Regal Raptor gerçekten velini şöyle bir gerçek varmış diyor. Regal Raptor kullananlar için. Senin kafan güneşte parlamıyormuş Regal Raptor'a bince, doğru mu? Evet, Regal Raptor'un şeyi tavana yukarıya yakın ya. Evet. Görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar, yolda tekrar görüşebiliriz. Evet, akü takacağımız araba da geldi. Cenk Bey'in arabası. Hemen şu Enes'in aracındaki aküleri de bir gösterelim. Burada gördüğünüz gibi 105 amperlik iki tane akümüz var arkadaşlar. Bunların her biri aşağı yukarı 70 kilogram ağırlığında diyebiliriz. Hemen hemen 70 kilo civarı yani. Birazdan bu takma işlemine başlayacağız. Bu akülerden bir tanesi Cenk Bey'in, bir tanesi de Osman Bey'in. Buradan sonra da Osman'ın yanına geçeceğiz. Şurada ekranlarımız var. Onları da hemen şöyle bir gösterelim. Bu gösterge dokunmatik, diğeri normal ekran. Artık hangisini ise bu ona göre takılacak. Yani olay bu arkadaşlar. Bir ekran var, bu var. Bir de şurada kablolar var. Şu sandığın içinde görünen kablolar. Bu kablolardan montajı yapıldıktan sonra araçların menzili yaklaşık olarak 130 km daha artacak. Görmüş olduğunuz bu araca şu pillerden bir tanesini takacağız. Evet. Evet Enes'ciğim, mikrofon sende. Abi halledeceğiz. Cenk abimizin arabasını halletmeye geldik. Hayırlı olsun bu arada inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın. 130 km artacak galiba. Süper, süper, harika bir şey. Abi şimdi halledelim.
gösterelim arkadaşlara nasıl monte edildiğini. Pilleri de bir görelim mi? Pilleri de şuradan görebiliriz. Ekranımız vesaire monte edilecek şimdi. Fazla da zamanımız yok. Akşam da uçağa binmemiz gerekiyor. Burada iki çeşit ekranımız var. Bizimki, biz bu aracı takacağımız standart galiba. Ekrandan. Evet. Şöyle gösterelim bunu. Göstermeye çalışıyoruz tekerle. Evet, buna taktığımız zaman bunda öngörü ise böyle montajını yapmak isterse yapacağız. Bundan bütün şeyi görecek değil mi? Aracın, bütün bilgilerini görecek. Yani aracın değil de ne kadar kaldı, kapasitesi ne, voltajı ne falan filan. Kaç amper çektiğini vesaire görebileceğiz. Evet. Şimdi montaja geçelim. Şimdi abi şöyle koltukları söktükten sonra koltuğun orada bir boşluğumuz var. Aracın boşluğunu hemen gösterelim. Abi sen bagajdan çekim yapabilirsin. Şimdi abi şurada. Koltuğu çıkardıktan sonra şuradaki döşemeyi kaldırıyoruz. Zaten cırt cırtlı. Bunu kaldırdıktan sonra bak abi şuraya kadar gelebilirsin. Şurada bir conta var. Görünüyor mu şu anda kamerada bilmiyorum ama şuradaki contayı çıkarıyoruz. Contayı zaten ittirdim. Şu anda aşağıya düştü conta. Burada direkt boşluk oluştu. Bak buradan görüntülenebiliyor mu? Oradan görebiliyor musun? Görmüyor herhalde tam da. Göründü. Tamam kamerada göründü şu anda. Ha delik evet, evet. Orada delik var. Arabanın tesisatında vesaire hiçbir problem olmadan şu anda delikten alacağız. Şimdi arkadaşlar yaptığımız kutu bu. Orijinale çok yakın bir şekilde kutu yapmaya çalıştım sizlere. Elimden geldiğince su geçirmeyecek, herhangi bir problem yaratmayacak şekilde. Bu arabanın altında kalacak. Biz arabanın orijinal soketine gireceğiz ve bağlantıları tamamladıktan sonra uzaktan kumandalı bir şekilde ek bataryamızı veya normal ana bataryayı aktif edip uzaktan kapatabileceğiz. Kumanda düğmeleri elinde uzaktan galiba. Uzaktan kumanda düğmelerimiz de elimizde. 3 tane var kumanda düğmesi. Yani 4 tane. Araç için 2 tane, ek batarya için 2 tane. Anladım. Yedekli şekilde ayarladım sizlere. Şu şekilde. Şimdi kutu, bağlantıları kutumuz da bu. Tabii soketleri ki. Bunlar. Evet. Şu soketlerin bir tanesi 2500 lira, 3000 lira var galiba değil mi? Soketleri bayağı pahalı bunların malzemeleri ya. Evet. Şimdi Enes montaja geçti. Biz İstanbul'dan buraya geldik. Burası Ankara. Zaman kaybetmemek için işte diğer arkadaşın aracını da söyledik. O da buraya gelecek. Eğer bir sıkıntı olmazsa onu da burada yapacağız. Yani ikisini birden bir arada yapacağız. Zaman kaybetmeden bir an önce İstanbul'a gitmemiz lazım. Çünkü Enes akşama da uçağa binip Malatya'ya gidecek. Yani biz buraya ucu ucuna geldik gibi bir şey yani. Gördüğünüz gibi bağlantıları tamamlamak üzereyim. Arabanın şurada gördüğünüz orijinal klipslerinden yaptım şöyle. Şöyle. Kaydı kesme acı. Direkt yukarı ver ben buraya geçeyim. Şu anda montajı tamamlamak üzereyiz. Kutuyu da gördüğünüz gibi şu aradaki boşluğa sokuyoruz ve bağlantısını yapıyoruz. Buyurun Mehmet Bey. Sen de gösterdiğin yerlerin hepsini aldığını zannetmiyorum ama. Ya aldığı kadar. Şu mikrofonu alabilecek mi? Evet. Mikrofonumuzu alalım senden. Ne çekti bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar Osman da geldi. Merhaba. Osman da ufak bir kaza geçirmiş gördüğünüz evet. Gibi. Şöyle gösterelim motosikletten düşmüş. Ekipmanınızı giyin arkadaşlar. Ne yapsınlar? Ekipmansız kesinlikle yola çıkmayın. Sen ekipmanı giydin mi? Ben ekipmanımı giydim ama tam giymedim. Üstüne pantolon, oturmadı abininkini aynen. Giydi büyük. Pantolon normal pantolondu. Vallahi geçmiş maalesef. Olsun büyük kaza atlatmış yani. Montum vardı. Revit marka mont kullanmıştım ama etkisini göremedik maalesef. Aslında yani 150 km hızdayken düştüğün zaman şey yapması lazım, koruması lazım seni ama her neyse konumuz tabii ki motor aynen. Kazası değil ama arkadaşlar ekipmansız binmeyin. Osman'ın arabası da burada gördüğünüz gibi üstünde tavan şeyi de var, portbek de var, camları da renklendirmiş. Senin lastikler orijinal mi, jantlar mı farklı? Jantlar farklı. Ha, jantlar da bayağı güzel durmuş. Kaç jant bunlar? 15. Büyüttün lastikleri, orijinal değil. Orijinal değil. Evet lastikler de gayet güzel durmuş arkadaşlar. Bu arada tam kameraya çıkmadı galiba az önce. Şöyle bir gösterelim. Gayet güzel olmuş ama. Yani arabayla biraz uğraşmışsın. Arabada bir de böyle aynen. Buzdolabı var arkadaşlar. Onu da gösterelim. Yanında soğuk su olmadan bir yere gidemiyor. Aynen. Motordayken de soğuk su bulunduruyor musun yanında? Gerçi senin motorda şey var herhalde değil mi? Buzdolabı gibi bir şey yapılabilir senin şeye motoraya. İstesek her tarafa yapabiliriz. Sırtımızda bile gezdiririz. Aynen öyle. Evet arkadaşlar şimdi buna da bir pil takacağız. Daha doğrusu 130 kilometre menzil katkı sağlayacak. 96 volt 105 amper LiPo pil takılacak. Tabi birazcık şimdi şeye gidelim. Enes'in yanına gidelim. Enes'e biraz yardım edelim. Biraz sonra isyanları oynamasın. Evet öbür tarafta biz muhabbet ederken Enes burada çalışmaya devam ediyor. Boş durmuyor. Kabloları arabanın içine sokmuş. Az önce şu keçenin altında bir delik vardı. Şurada bir yerdeydi. Evet şurada. O deliği göstermiştik. Oradan kabloları içeriye sokmuş. Biraz sonra aküyü buraya koyacağız. Aküyü koyduğumuz zaman da artısını eksisini bağlayacağız.
Bir de şöyle bir sinyal kablosu var artık, bunun ne işe yarıyorsa. Onu Enes daha iyi biliyor. Aküyü bağlarken de tekrar çekeceğiz. Enes şimdi o az önceki siyah keçeyi kesti. Kabloyu buraya doğru aldı gördüğünüz gibi. Şimdi pili de şu boşluğa koyacağız. Pili buradaki boşluğa koyacağız böyle. Ondan sonra bağlantılarını yapacağız. Hepsi bitecek herhalde değil mi? Başka bir buna ayar mayar yapacağız mı? Gerçi bilgisayardan sen hepsini İstanbul'da ayarladın değil mi? Bu arada Osman'ın arabada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tavanı da açmış. Böyle piknik malzemeleri de vardı. Osman Başkan aynen. Keyfine düşkün ya. Keyif adamıyız abi biz. Keyif varsa biz varız diye. Aynen öyle. Şimdi 300-350 kilometre hızla. Menzille yok, hızı yapma. Aman hızı yapma sen. Sonra kolunu başını yarayı yapıyoruz. Aynen, hız yapmadan sakin sakin gideceğiz. Bir menzilimiz diyorsun 350 olacak Allah'ın aynen. izniyle. Zaten sakin gidersen 350 yapar. Aynen. Hızlı gidersen 250 yapar. Normal gidersen 300 civarı yapar. Evet. Biz de normal yaparız. Evet. 300 kilometre. Şimdi Enes'in kıçını seyrediyoruz. Yüzünden ne hayır gördük ki, kıçından ne hayır görelim. Çeksen şöyle, ben bu tarafı çevireyim biraz. Buradan mı alıyorsun? Aynen, sen al çek. Yani ben çarpılayım bak. Diye değil mi? Fark etmez acı, istersen ben geçeyim oraya yani. Hadi. Güzel çarpıyor ha. Yaklaşık olarak 70 kilo civarı bir ağırlık var burada. Boyut olarak iyi ama. Ortadan kurtar. Biraz itele, biraz itele. Lastikler ittirilmiyor. Ben içeri geçeyim istersen. Sen içeri geç abi. İstersen ben de geleyim içeri doğru. Hadi şöyle ittir şurayı. Dur abi. Şöyle. Belini ağrıtma yalnız. Yer burası biraz ağır olabilir. Evet arkadaşlar, akü yerine yerleştirdik. Şimdi bu kablolar arkadaşlar, bu fişe, daha doğrusu onun karşılığı var. Karşılığını taktıktan sonra onu, karşılığı üzerinde mi onu Enes? Bende. He, getiriyor karşılığını da. Şöyle soketimizi görelim. Karşılığı da burada. Bunları yerine içine takacağız, oturtacağız. Onun bir artı ile eksiği karıştırmıyoruz değil mi ciğer? Tabii ki ters takacağız ki daha rahat patlasın diye. Evet. Bu arada kadrayı da tam almıyoruz. Onu da kaçırmayalım da şöyle. Evet. Tak sesini duyduğumuz için burada kafamız rahat olacak. Şimdi bunun bağlantısını en son yapacağız. Şurada bir de boşluğumuz kalıyor arkadaşlar. Evet, yanlarda şöyle az bir şey boşluk kalıyor. Bu koltuğu kapattım, arkasında koyduğumuz zaman zaten bu burada sabit bir şekilde oynamadan araç gidecek. Bir yemesi kapattığı için Enes, bu kabloların ucu açık ama kısa devre yapmıyor. Bu tabii bağlantılarını tamamladıktan sonra bir yemesin enerjisini açacağız. Yani onu telefondaki uygulamasından bir yemesin uygulamasını açabiliyoruz. Açtığımız zaman da aracımız çalışacak vaziyete gelecek. Yani araca adapte olmuş olacak. Öyle değil mi Enes? Evet. Şimdi şuraya Enes bir kablo çekti. Bu buraya bir gösterge konacak. O göstergenin kablosu bu fitillerin altından böyle buradan arkaya doğru böyle buradan aralardan derelerden geçirdik. Kabloyu oraya kadar götürdük. Şimdi oradaki şu kırmızı kablolarla bağlantılarını yapacak. O da aracın akünün durumunu aküden daha iyi göstergeden daha doğrusu pardon daha iyi görecek. Arka tarafın bağlantılarını halletti. Şimdi bu ön tarafa bir gösterge ekranı var. Onu bağlayacak. Evet. Ekranımız neredeydi? Ekran da burada. Şimdi bir görebilir miyiz rica etsek? Ekranımızda böyle bir şey arkadaşlar. Onun soketlerini bağlantılarını yaptı. Şimdi bunun fişini takacak. Tabii hemen görüntü gelecek mi? Geldi. Evet. Aa, BMS açtın mı sen? Evet. Normalde... BMS'in çıkış voltajını kapattım uygulama üzerinden. Ha. Her şeyi tamamladıktan sonra. Evet, bilgileri gösteriyor. Sadece iki şeyi vermiyor. 96 voltu vermiyor sadece değil mi şeye? Kalın kablolardan yani aracın sistemine vermiyor. Hayır, şu anda evet vermiyor aracın sistemine. Evet. Buna bastığımız zaman açılıyor. Bu kendi kendine otomatik kapanacak. Ha, bu direkt buradan da açıp kapatabiliyoruz. Yani BMS açıp kapatabiliyor muyuz buradan? Yok, BMS değil. Yani buradan sadece ekranın görünürlüğünü açıp ekran görüntüsünü açıp kapatabiliyoruz. Bu birkaç dakika sonra kendiliğinden kapanıyor. Buraya isterseniz silikonla vesaire yapıştırabilirsiniz.
Çift taraflı bantla falanla filanla silikonla diyorsun. Biz şimdilik böyle bırakacağız. Şöyle bir görelim. Tabii şimdi jilatin olduğu için çok fazla belli olmuyor ama evet. Gene belli oluyor ya. Yine şuraları da kapattık mı? Tertemiz olacak. Evet arkadaşlar. Aracın aküsünü hallettik, taktık. Göstergesi, göstergesi her şeyi tamam. Şimdi telefondan uygulamadan aküyü mü açacağım? Evet. Aküyü açacak. Sonra arabayı kullanacağız. Bu arada arabanın camından da görüyorsunuz. Fena bir şekilde yağmur başladı şansımıza. Sırılsıklamda olduk yani bu arada. Evet. Vallahi kafamızdan sular akıyor şu an. Üstümüzden sular akıyor. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Sağ salim geri gidelim. Evet. Aracın aküsünü falan bağladık. Yedek aküyü. Şimdi deneme yapacağız ama işin sonuna doğru maalesef ki yağmur başladı. Osman'ın araba kaldı yani arkadaşlar maalesef ki. Osman abi için bir daha geleceğiz. Onun için bir daha buraya geleceğiz. İstanbul'dan bir daha buraya bir geliş yapacağız yani. Şimdi bunun testini yapacağız. Şimdi arabayı çalıştırdık. İkinci aküyü açmış mıydın Ciğer? Şu anda ilk aküyle beraber devam ediyoruz. Ha, şu an iki aküde devrede değil mi? Şu an iki aküde devrede değil. Aslında değil mi? Şuradan gösterebiliriz. Ha. Şu anda ilk akü devrede. İkinci evet. Aküyü devreye sokmak için basıyorum. Bastım. Gördüğünüz gibi -1.5 oldu şu anda. İkinci aküyü kapatıyorum. Kapattım. 1.4'e düştü. Zaten buradaki ekranda da görebiliyoruz. İkinci aküyü açıyorum. Evet böyle kumanda var. Burada gördüğünüz gibi 0.8, 0.5. Evet şu anda ikinci aküyü kapatıyorum. Şu an yedek aküden araç şu anda enerjisini alıyor. Ana bataryadan alıyor şu anda. Ha ana bataryadan. Evet mı? Şu anda ana bataryadan alıyor. Aracın kendi aküsünden gidiyoruz yani şu anda arkadaşlar. Evet. İstersen fanı da bir aç da. Geriye takınca açamıyoruz. Ha evet. Maalesef çok fena bir yağmur başladı arkadaşlar. Şu an yağmurun bu birazcık yavaşlamış hali. Az önce bayağı bir yağmur vardı. Şimdi Cenk de arabaya biniyor. Arabayla bir tur atacağız. Yolda hem de arabayı da bir pili nasıl çalıştıracak, nasıl devreye sokacak, nasıl tekrar açacak onları konuşacağız. Anlatacağız daha doğrusu. Daha doğrusu Enes anlatacak. Ben de zaten çok fazla bilmiyorum. Bu işler Enes'in işi olduğu için. Mehmet abi ez biraz. Aa, ezildim burada. Görüşürüz. Cenk babanın saçlarda da yağmur yağınca ağaçlardan şeyler gelmiş. Yağmur yağıyor ama sıcak klimayı açamadım. Soğuk klimayı açtım. Çok sıcak. Şu anda arabanın kendi aküsünden gidiyoruz değil mi? Kendi aküsünden gidiyoruz. Klima açık olduğu için 18 amper çekiyor. Abi şu anda hemen gösteriyorum. 1 numara arabanın ek bataryası abi. Araba? 1 numara ek batarya. Ek batarya. Aynen. İki tam tersi yani. 2 numara ana batarya. Aynen. Şimdi arabanın aküsünü kapattın mı? Şimdi arabanın aküsünü kapatmadım. Aynen. Çalışırken kapatamayız. Ha. 1 numaraya bastığımız zaman ek batarya devreye girecek. Şu anda 18 amper gördüğümüz gibi klimadan enerji çekiyor. 2 kilowatt aşağı yukarı. Evet. Açıyorum ek bataryayı. 3 ampere düştü. Evet. Ana batarya. Şu anda ikisini bir arada çekiyor. Ama ben şimdi ek bataryayı kapatıyorum. Kapattım. 18 ampere çıktı. Aynen. Normal şimdi ek batarya kapalı. Kontağımı kapatıyorum. 1 numara ek bataryaydı. 2 numara ana batarya. Ana bataryayı şu an kapattım. Ek bataryayı açıyorum. 1 numara şu an sadece ek batarya açık. Evet. Çalıştırıyorum. Çalıştı direkt. Şu anda direktmen ek bataryadan çalıştırıyorum aracı. Şu anda zaten göreceğiz buradan da. Şurada anlık gösterecek. Onu biraz yaklaştırdım. Burada anlık gösterecek. Şimdi bir gaz vereceğim. Amper çekimini göreceğiz zaten. -2.4 bakın hemen yükseliyor. -3. Biraz gaza yüklendiğim zaman -12, -15. Ana ekranda 2.8 amper. Sadece geri görüş kameramızdan da arkaya evet. Da görüyoruz bu arada. Evet. Şu anda ek bataryadan kullanıyoruz direkt. Tekrarlayalım. Gaza basıyorum arkadaşlar. Bakın. -14, -15 önümü de göremiyorum. Evet, -4 şu anda. Ek bataryadan kullandığımız için. Burada klimayı açıyorum. Klimayı açtığım zaman klima ana bataryadan yer. Bakın. 8 amper, 9 amper, 15 amper. Şimdi ek bataryayı kullanırken klimayı açmak istediğiniz zaman klima ana bataryadan yiyor. Yani bu sizin için aslında bir avantaj. Neden?
klima ana bataryadan yediği için yazın veya kışın ek bataryayı kullanırsınız. Ana bataryadan sadece klimayı çalıştırırsınız. Öyle yük de fazla binmiş olmaz. Yük fazla yani. Binmez. Arabanın daha rahat çekmiş olur. Şimdi böyle gösterelim. 18 amper klimayı çekiyor şu anda abi. Görüyorsun klima açık olduğu için. 18.24 değişiyor. Şuradan normal şeyi de görüyoruz. Bir başlayalım şuradan. Böyle bir bismillah diyerek çıkalım şu amperi. Şimdi ek bataryayı kullanıyoruz. Ek bataryadan gidiyor değil mi araba? Evet. Bak şurada amperden görebiliriz. -22, -33. Arabada 3 kişiyiz. Mehmet abi sen 5 kişi sayılırsın. 8 kişiyiz. Tabii ben şimdi ben koca kafa olduğum için biraz kafası kalınım. Kafa ağırlığı biraz sen fazla benim. Usta var abi ben varken yani. Bayağı da yağmur sen götürdün vallahi ya. Vallahi billahi çok fena yağmur yağıyor bak şu anda. Evet abi Mehmet abi bak buradan görebilirsin. -32 amper, 30 amper, 20, 27. Eksi ne demek? Yani bundan çekiyor demek. -40. Evet. Aynen. Rejen yaptığı zaman normal 0-0 yazar. Ama şu anda rejen yapacak bir durum olmadığı için zaten. Şöyle bir tur yani atalım. Yokuş aşağı giderken sadece. Evet bak şu anda gazı köklüyorum. 7 kW'a kadar çıktı zaten. İki batarya aynı anda açık değil mi şu anda? Şu anda sadece ek bataryamız ek açık. Batarya. İkisini bir arada açmak istersen de yarı yarıya kullanmış olur. İkisini aynı anda çalıştırmak sağlıklı mı? İkisini aynı anda çalıştırmak sağlıklı değil. Çok tavsiye etmiyorum. Kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz tabii ki. Şu anda arabanın içi de püfür püfür serinledi yani ha klimadan. Buz oldu ama. Kullanılabilir tabii ki ama çok tavsiye etmiyorum. Mümkün olduğunca ayrı ayrı kullanmak gerekir. Şu anda abi şuradan görebiliriz. -8, -7 gaza biraz basacağım. Hava da yağmurlu. -80'e kadar çıktı yani 8 kW. Evet. 8 kW'a kadar ek bataryadan şu anda kullanmış olduk. %99'a düştü zaten ek bataryamız. Ana batarya da %96'ymış. Şöyle garaja doğru gireceğim. Garaja doğru girerken de başka bir test daha göstermiş olacağım size. Şimdi Enes aracın şarj olayını gösterecek. Evet, aracı şarja takmadan önce 2 numara neydi abi? Bak ben de karıştım. 2 numara ana batarya. 1 numara ek bataryamız. Şimdi 1 numarayı kapattığımızdan emin oluyoruz şu anda. Bu şu anda bu bir süreçte böyle daha sesi geldi burada arkadan. Evet, ilerleyen süreçte bunu daha profesyonel bir şekilde yapacağız. Şimdi şarja takıyoruz. Ana bataryadan başlatıyorum. Ekranda da görüntüleyelim. Şuradan geçeyim ben hemen. Şu an ana akü müydü? Şu anda ana akü. Evet, şarja başladı. 163 km menzil almış. %96'da. Evet, 1 numara ek. Tamam. Şimdi şarjı başlatsın. Bir ekran çıksın. Ekranda 18 dakika diyor. Basıyorum. 1 numaranın da şarjı dolu. Ha, 18 ama, dakika ve şurada. Evet. Yapayım. Onun da şarjı dolu ama basıyorum. Çat sesini duyacağız abi. Bak. Duydun çat sesini. Çat sesini duyduktan sonra zaten 2 numaralı bataryada burada göstergeye başlayacak. Bir şey gelmiyor mu? Göstergeye bir şey gelir. Hemen basarsan geliyor. Basınca geliyor tamam. Zaten. Şu anda bakın 7 amperle şarj oluyor. 7.3 amperle şarj oluyor. Evet. 7 amperde ek batarya. 33 derece derecesi var. %99'da. Evet. 106.9 voltta da şarj ediyor. Yani böyle. Şu anda 2 akü birden şu anda şarj oluyor. Aynen. 1 numarayı geri kapatıyorum bakın arkadaşlar. Yani 1 numara aracın aküsüydü. 1 numara ek batarya. Pardon ek batarya. 1 numarayı kapattım. 0 oldu. Sıfıra evet. 0'a düştü. Evet. Arabanın aküsü şarja devam ediyor. 18 evet. Dakika şarj süresi var şu anda. Şarjı şöyle gösterelim. Çektim, evet. Şarjı da çıkarttı şu anda. 2 numarayı mümkün olduğu sürece kapatma. Açık olsun. Aynen. Normal kullanımda. Yüzde şarj olarak gösteriyor değil mi? Aynen. O, yüzde... o kilometreye gerek aynen. Yok o zaman. 1.25 kilometre yapıyor. %1'le. Osman'ın arabası da sonraya kaldı arkadaşlar. Aynen. Yapacak Osman'ın bir şey yok. Maalesef. Yağmurdan dolayı. Cuma halledeceğiz. Evet. Aracın ek bataryasını hallettik. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Güzel günlerde kullanır aracı. Siz de aracınızın ek bataryasını ya da daha doğrusu aracınızın menzilini arttırmak istiyorsanız Enes arkadaşımıza bir ek batarya yaptırabilirsiniz. Tabii bunlar birazcık maliyet olarak yüksek ama sonuçta aracın menzilini ikiye katlıyorsunuz. Yani aracın değeri ikiye katlanıyor gibi bir şey oluyor. Bence gerçekten iyi. Enes söylemek istediğin bir şey var mı? Allah'a emanet, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Enes'in dediği gibi abone olmayı unutmayalım.